kafaları patlattılar. Dın 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 dın. Az sonra. Set dedikodusu yaptılar. Sevgili Barış Kılıç gerçekten bu konuda master sahibi. Aynı şeyi söyleyecek. Bilinmeyen yönlerini anlattılar. Tahmin edemediğim bir şey olduğunu ben hatırlamıyorum. Yani bilinmeyen lakaplarını açıkladılar. Bana yani sette Nur Fena'yım ben. Tarkanlı anılarını itiraf ettiler. Dedim böyle, ay ben kötü oldum sarılma dedim. Ve beraber şarkılar söylediler. Bilsen neler dönüyor şu garip dünyada. Alev ve Nur Sema'yla, yani Müjde Uzman'la, Ceren Karakoç'la Kızılcık Şerbeti tadında bir pazar sohbetine hazır mısınız? Dert etmeye değer mi? Bana buldu. Şu kısacık ömürle. Bravo. Yeter mi? Bağırat. Onlar ekranların en çok izlenen dizisinin iki yıldızı. Onlar televizyonun reyting rekortmeni fenomeni Kızılcık Şerbeti'nin Alev ve Nur Sema'sı. Bak sana bir şey söyleyeceğim. Bu evin kapıları sana her zaman açık, tamam mı? İstersen kocanla evli kal, istersen Umut'a kaç, benim hiç umurumda değil. Kadınların çektikleri yeter artık ya. Yeterdim. Harika bir pazar sohbetinde Ömür Sabuncuoğlu'nun konukları, Kızılcık Şerbeti'nin Alevi Müjde Uzman'la Nur Sema'sı Ceren Karakoç. Günaydınlar sevgili seyirciler. Bu pazar konuklarım Kızılcık Şerbeti dizimizin seviren oyuncuları sevgili Müjde Uzman ve Ceren Karakoç. Günaydın, hoş geldiniz. Pazar günü gerçekten şahane iki tane içimizi açan konuğum. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Çok hoş sağ olun. Bulduk. Hoş bulduk. Kızılcık Şerbeti harika bir sezon finaline doğru adım adım ilerlerken yoğun bir dönem geçiriyor iki yıldız. Nasıl gidiyor hayat? Ne var ne yok? Neler yapıyorsunuz? Valla setten başka bir şey görmediğim için hayat güzeldir herhalde diye düşünüyorum. Yok yok, şaka yapıyorum. Gayet güzel, mutluyuz. Keyfimiz yerinde. Sezon finaline doğru gidiyoruz. Biraz yoğunuz tabii. Evet. Gündelikçi değil misin kızım? Benim gündelikçiye benzer bir halim mi var? En başa fenomen dizinin birinci bölümüne gidiyoruz. İlk bölümünü çekerken Kızılcık Şerbeti'nin bu kadar sevileceğini tahmin edebiliyorlar mıydı? Tahmin etmiş miydiniz bu kadar fenomen olacağını? Yani konuşulacağına çok emindim. Özellikle ilk bölümümüzün fragmanı gerçekten vurucuydu. Ama bence yani şimdi dikkat çekmek için değil de gerçekten bir şeyden bahsetmek için yola çıktığımızı bildiğim için ben seyircinin önce bir dakika ne oluyor diyeceğini biliyordum. O da merakı getirecekti, izlenmeyi getirecekti. Çok şükür ki doğru anlaşıldık. Söylemek istediğimiz doğru ilettik. Yani ben birebir o iletişimi kurduğumuzu düşünüyorum seyirciyle. Çünkü yanlış anlaşılmak o terane üzücü olur böyle hassas konularda. Ama bence birebir ne demek istediğimiz anlaşıldı. O yüzden karşılığını da aldığımızı düşünüyorum. Bir de daha önceden yapılmamış bir işti. Yani bir de çok gerçek ve çok bizden olduğu için bence seyirci yani bir karakteri bir yerinden tuttu ve kendi hayatıyla özdeşleştirdi. O yüzden de güzel gidiyor. Kızılcık Şerbeti'nin sırrı, bu şerbeti gerçek hayatta tatmış insanlar tarafından izlenmesi onlara göre. O kadar çok duyuyorum ki bu var, işte bu benim ailemde var, bunu bizzat ben yaşadım. Hani bize bazı abartı ya da komik ya da acaba gelen her sahne veya her replikle ilgili ben bunun bir karşılığını kendi yakın çevremde bile duydum. Evet. Gelelim karakterlerine. Alev ve Nur Sema'nın kıskandıran dostluğu çok da iyi başlamamıştı hatırlayacağınız üzere. Peki Alev ve Nur Sema başta birbirini hiç sevmezken o kadar güzel ilişkileri evrildi ki, değil mi? O geçiş çok tatlı oldu. Evet. Artık birbirlerinin iki dostu. Evet, yani hayat tarzlarından dolayı birbirlerine ön yargıyla davranan iki kadın. Bir gün hayat onları bir sıkıntıda birleştirir ve bir dayanışma içine girerler. Bence Nur Sema ile Alev'in de, yani Doğan'ın da tabii dayanışması çok keyifli, çok güzel böyle bir konunun işlenmesi.
Tabii bizim hayatlarımız seninle çok farklı. Biz hep aman ayıp olmasın, aman saygısızlık olmasın mantığıyla büyütüldük. Kadın dayanışmasının en güzel örneklerini sergiledi iki karakter. O kadar çok konu işleniyor ki aslında bir taraftan. Hem kadın dayanışması hem ön yargıların ne kadar yanlış ve kırılması gereken şeyler olduğu. Hem empati, hem işte dostluk, hem aşk. Yani bir dizinin içinde gerçekten bir konuyla, bir belki iki kişiyle, üç kişiyle bu kadar güzel duyguları yansıtabilmek çok güzel. Bizim de bu ilişkimiz üzerinden, ilişkimiz diyorum. Evet, evet. Çok güzel şeyler anlattığımıza inanıyorum. Yani oynarken de çok keyifli oluyor. Biz yani o baştaki didişmemiz ve iki tarafında birbirini tek doğru, tek gerçek, işte tek fikir olarak görmelerini, kırılmasını yaşamak ve canlandırmak da çok keyifli gerçekten. Kızılcık Şerbeti'nin süper kadını Alev. Kimin yardıma ihtiyacı olsa Alev orada. Alev biraz süper kahraman gibi galiba. Önce Nur Sema'yı kurtardı, şimdi de Doğan'ın evliliğindeki evet. sıkıntılar için değil mi? Sen bana yardım edecek misin onu söyle. Tabii ki edeceğim, tabii ki. Kendi söküğünü dikemeyip etrafındaki herkese koşuyor. Bakalım kendi söküklerini nasıl dikecek? Ben de merak içinde bekliyorum. Onları da ben dikeceğim. Artık yani bekliyoruz. Zaten repliklerde de bunları evet. söyledim artık. Sen de beni kurtarırsın dedim. Tabii. Bunun bir karşılığı olmasını kesinlikle. Bekliyorum ben. Kızılcık Şerbeti izleyicisinin cevabını merak ettiği sorulardan biri de Alev ve Abdullah Bey'in ilişkisi. O zaman şöyle bir soru sorayım. Cici annen olabilir mi ileride? Dın 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 dın. Az sonra. Valla bilmiyorum. Yani o kadar sürprizlerle dolu bir iş ki diyoruz ya evet, demin evet. Klişe yok diye. Şimdi hakikaten öyle bir iş olsak, senaristlerimiz bizi ve bütün izleyicileri şaşırtmayan senaristler olsa derim ki olabilir. Evet. Ama olmaya da bilir. Olmaya ama da ola bilir. Da bilir. Ola yani. Da bilir. Ömür Sabuncuoğlu harika paragraf açıyor sohbete. Peki Müjde Uzman yazsaydı bu aşk sahnesini mesela, Apo ile Alev ne yapardı onları? Neden olmasın? Ucunda mutlaka, yani ne yazarlarsa yazsınlar, ucunda mutlaka değinmek istedikleri önemli bir konu olduğunu biliyorum. Hı-hı. Mutlaka anlatmak istedikleri bir şey olduğunu biliyorum. O yüzden öyle bir şey olursa da eminim ki toplumsal bir gerçeğe vurgu yapacaklar. O yüzden neden olmasın? Seve seve yani. Konduramadım. Olmaz dedim. Olamaz dedim. Olmamalı dedim. Ama oldu. Ben... Ben sizi seviyorum Ali Hanım. Umut ve Nursema aşkı evlilikle taşlanmak üzere. Yeni gelişmeler var bu aşka dair. Son yayınlanan bölümde bu hafta güzel bir kız isteme sahnesi var. O evet. sahneden bahsedelim mi? Biraz çekimlerde neler yaşandı, nasıl oldu? Tabii çok uzun zamandır beklenen bir sahneydi. Kendim için söyleyeyim. Hepimiz, biz de. Evet. Sağ olsun, Cici annem de oradaydı istemede. Güzel, çok keyifliydi ya. Sönmez hanım geldi beni istemeye. İşte burada da şeyi görüyoruz. Yani benim ailemin artık her anlamda bu kadar üzüntü yaşadıktan sonra onların da kırılmalarını görüyoruz. İşte Nur Sema başkasıyla evlenmek istemez dedi. Annem babamı ikna etti. Babam aranızda farklılıklar var dedi. Sıkıntı olabilir dedi. Tamam, ben her şeyi göze alıyorum dedim. Ve nitekim bence işte bu Cuma günü yayınlanan bölümde en güzel cümlede şey oldu yani. Apo'nun ben daha önce kızıma sormadım ve bunun acısını çektim. Şimdi kızıma soruyorum. Bir tanecik kızım. Aileler çocukların tahtını yaparmış da bahtını yapamazmış. Son yaşananlar hepimize ders oldu. O yüzden müsaade ederseniz kızıma sormak istiyorum. Tabii. Nur Sema, ne diyorsun kızım?
her yaş grubundan insan var canlandırdıkları rollerden bahsediyorum. Yani bir annenin babanın da hem de yani işte sekülermiş, tutucuymuş veya herhangi X bir şeymiş fark etmez. Yani herkesin dönüşebileceğini, değişebileceğini, ders alabileceğini gösterdiğimiz için o kadar mutluyum ki ben kişisel olarak yani müjde olarak da adalete ve empatiye çok önem veriyorum. Bunları anlatıyor olmak müjde olarak beni de çok mutlu ediyor. Bunu bu şekilde anlat. Bir de biz kendi ben mesela kendi bu işe başladıktan sonra bazı paradigmalarımın olduğunu gördüm. Yani varmış benim böyle ön yargılarım. Evet falan. Kendimle de oyuncu olarak çok yüzleştiğim şey oldu. Benim de oldu. İş onu da getirdi yani. Evet. Biraz set dedikodusu yapalım mı? Peki mesela kısa kısa setteki bazı şeyleri sorsam en eğlenceli kim? Bence herkes bir noktada eğlenceli. Yani kim güldürüyor mesela? Ama sevgili Barış Kılıç gerçekten bu konuda master sahibi. Aynı şeyi söyleyecektim bak evet. Yani o başka bir seviye gerçekten. Hepimizi güldürüp sonra kendisi ciddiyetle böyle yakınlarında ya sen bizi güldürdün kendin ciddi. Evet. Bir de gülmüyor da yani onu güldüremiyorsun mesela. Ama acayip eğlenceli evet, yani çok eğlenceli. Kendisi. Setin en iştahlısı kim dersiniz? En iştahlı kim? Feyza Civelek. Evet. Doğru Feyza Civelek. Sonra da sen geliyorsun. Evet. Hiç belli olmuyor. Bu aralar Selin de başlıyor. Öyle mi? Sana benzedim ben. Sana döndüm. Şimdi ben yiyorum diyor. Evet. Ben tabii o tarafta çok sana, fazla çalışmadığım için tabii kendi evime çok hakimim. Müjde'yle de çok çalıştığımız için ona da hakimim. Evet. Ama en iştahlımız Feyzacık. Evet. Bu sohbet her açıdan harika oldu. Ceren Karakoç'un aslında ne kadar formda göründüğünü görmüş olduk. Bu kadar zayıf beklemiyordum mesela. Beni mi? Evet. Evet. Bol kıyafet yapıyoruz. Evet. Aynen. O yüzden. Sürpriz yumurta gibisin şu an gerçekten. Bu böyle miymiş? Kızılcık Şerbeti'nde Nursema aşkı buldu. Mutlu bir evliliği arıyor. Ceren Karakoç'sa 10 senedir Osman Karakoç'la mutlu bir evlilik yürütüyor. Onların dışında mesela 10 yıllık mutlu bir evlilik var. İki oyuncunun gerçekten son dönemde hani üzücü boşanma haberleri de alıyoruz. 10 yılda bu başarılı bir şekilde yürütmenin sırrını ben merak ediyorum. Bir kere ben orada eşime es geçemeyeceğim. O inanılmaz bana göre çok sakin bir adam. Ben çok şeyimdir böyle, tez canlıyımdır. Onun o sakinliği ve dinginliği bence bu evliliği 10 yıldır götüren. Mutlu evliliğin sırrı eve iş getirmemeleri. Ya biraz da biz yani mesleki bir şeyleri evin içine çok getirmiyoruz. Ama birbirimizi çok güzel eleştiririz. Hiç şey olmadan yani. Ay neden öyle dedin demeden. O bana hayır burası olmamış, burayı çok boş oynamışsın der. Ben ona keza öyle. O şimdi biraz daha oyunculuğun yanı sıra da eğitmenlik de yapıyor. Başka bir sektöre de geçti. Onun böyle her şeyden beslenmesi benim de ondan beslenmeme sebep oluyor. Çok keyifli gidiyor bizim için evlilik. Müjde Uzman'ın bilinmeyen bir özelliği var. O bir tamir uzmanı. Mesela evde bir şeyin bozulsa duydum ki. Ben. Hemen. Tabii. Her şeyi nasıl peki nasıl oluyor? Nasıl ya da keşfettin? Yani zaten meraklıydım ben kendimi bildim bileli. Öyle bir sonradan gelişen bir şey olmadı. Çocukken de öyleydim. Bizim ailede annemle ben böyleyiz. Ablamla babam ellemez. Ben zaten yapabiliyordum. Vardı becerim. Keyif de alıyorum. Yani yapabilip böyle keşke yapmasam da değilim. Çok keyif alıyorum. Yani o mesaiden çok keyif alıyorum. İlgilisin mi desem? Evet, evet. Yani sette ışıkları falan soruyor. Bunu nereden aldınız? Evet, ben kamerayı soruyorum. Bu ne demek soruyorum. Ya? Ben çok severim öyle mekanik, teknik işleri. Ne en acayip düzelttiğin, tamir ettiğin şey neydi? Tamir edemediğim bir şey olduğunu ben hatırlamıyorum. Yani uzaktan telefonla hiç görmediğim bir televizyon modelini bile bir iki yönlendirme soruyla çözdüğümü biliyorum. Yani o dili hem bilgisayar dilini anlayabiliyorum, çözüyorum hem teknik. Bir de buna mesai harcıyorum. Mesela oturuyorum, nasıl yapıldığını, monte edildiğini bildiğim bir şeyi bile öncesinde oturup videolarını izliyorum, manuelini okuyorum. Ben o manueli çok severim mesela bu dijitalleşen ciddi dünyada. Misin? Evet.
O manuel çıkmazsa içinden sinir oluyorum. Bayılıyorum okuyayım. Yani bildiğim şeyi bile okuyup sonra o işe girişmek benim için çok güzel bir aktivite. O yüzden yani onu yapmak değil benim orada derdim. O süreç. Sadece elektronik ev eşyaları değil, otomobilleri de tamir edebiliyor Müjde Usta. Pardon, Müjde Uzman. Araba tamiri falan bozulursa. Tabii o da var. Gerçekten. Tabii ben açık. Gençliğimde sanayilerde büyüdüm. Arkadaş grubum öyleydi. Anlarım yani arabadan da. Alo Müjde. Tabii. ya bir şey alacaklar mesela elektrik süpürgesi. Bir arkadaşım geçen bir de erkek evlenecekti o zaman, evlendi şimdi. Beni aradı, dedi ki ya dedi biz elektrik süpürgesi alacağız, sen bilirsin. Çünkü kıyaslıyorum bir de. İşte şunun şusu iyi, bunun busu iyi, bunun artısı eksisi şu. Fiyatlar şöyle, siz karar verin ama bence bu filan. Ceren Karakoç, Osman Karakoç çiftinin artık ev işleri için usta aramalarına gerek yok. Artık Müjde Uzman var. Ceren, senin var mı bilmediğimiz böyle enteresan bir özelliğin? Yok. Yani tamir konusunda hiç öyle bir şeyim yok. Beni ara. Aynen. Bu arada eşim de öyledir yani. Osman'cığım şunu... Ha tamam, oraya birisini çağırın. O zaman ya, kesin beni arayın. Ya saçmalama diyorum yani, o ampulü değiştireceğim sadece. Neden birisini çağıralım? Ha öyle mi? Tamam olur falan. O da hiç anlamaz. Ya şöyle söyleyeyim. Tamam, seni arayacağız bundan beni sonra. Beni kesin arayın. Hem bir de mutlu olurum ben ya. Bana iyilik bu. Bilinmeyenleriyle devam edelim. Lakaplarını merak ediyoruz. Lakaplarınız var mı? Var. Müjdat benimki. Müjdat. Evet. Bana yani... Sette Nur Fena'yım ben. Evet. Sağ iyiymiş. Keçi hocama buradan sevgiler. O Nur Fena diye taktı ilk başlarda. Öyle gidiyor, Nur Fena'yım. Onun dışında da şöyle bir şey oldu benim bildiğim. Yani bir kere Serkan'la bir sahne çekiyorduk. Nur Sema'ya Nur Simi dediğimi iddia etti ve sahne bittikten sonra. Şimdi evet. Şüpheye düştüm, dedim. Madem öyle dedim, söylesene düzeltelim. Gülüyor bir de falan. Yok dedim ya, öyle dememişimdir. Sonra izledim, öyle gibi gelmedi bana ama hala emin değilim yani. Ama sen yine de bana beni gördün, Nur Simi'yi evet. Ne yapıyorsun çünkü der o. Çünkü uzun süre Serkan beni görünce böyle yaptı. Nur Simi, Nur Simi. Öyle demedim ya, dedim mi bak kafamı karıştırma falan. Sonra ben de Ceren'in Nur Simi demeye başladım. Müjde Uzman'ın geçmişte Tarkan'ın klibinde oynadığını biliyor muydunuz? Hiç Tarkan'ın Arar Bulurum klibini seyrettin mi? Evet. Tanıdık birini gördün mü orada? Aa. Göremez ama ya. Üç salise falan gözüküyor. Ve çok küçüğüm ve suratımın yarısında da Tarkan'ın suratı var falan. Göremez yani. Seni her şeyde görebiliriz. Doğru. Bitti. Bu doğru. Evet. Doğru. Bir dönemin. Değil mi yani? Evet. Hala devam ediyor musun? Vallahi teklif gelirse hayır demem. Çok severim. Gerçi klip oyunculuğunu. Klipte çok çekilmiyor herhalde. Çok klipler var. Çekiliyor, evet. Çekiliyor ya. Yok yok çekilmiyor. Var mı ha? Tarkan'la çektiği klip sırasında bir anısı var ki film senaryosu gibi. Peki Tarkan'la o klip çekiminde bir güzel bir anı aktarabileceğim bir şey var mı bir araya gelip? Yani Tarkan'ın haberi olmasa da benim kendi kendime bir anım var. Şey ya, çok küçüktüm ama 17 yaşındaydım daha. Aşık mıydın? Tabii. Evet. Hangimiz değildik ki yani? Bence. Çok kalabalık bir işte oyuncu, dansçı, işte bando ekibi. Ben de oradayım, hazır ve nazır. Sürekli seyrediyorum, çok soğuk bir hava. Tarkan'cığım da deri ceketi, incecik gömleğiyle ama pozitif enerjisi ve asla şikayet etmeyişiyle tek sahnelerini çekiyor. Herkes içeride ısınıyor, ben dışarıda, annem de yanımda. Dışarıda onu seyrediyorum böyle battaniyelerle. Sonra işte kalabalık sahne zamanı geldi. O sırada da anladığı insanlar benim tabii Tarkan'a fan olduğumu. Hı hı. Tek başına dışarıda soğukta. Onu seyreden bir tek ben olduğum için anlaşıldı hemen. Birkaç sıra arkasında duruyordum. Dansçı kızlardan biri sağ olsun dedi ki, böyle gitti Tarkan'a böyle yaptı. Bu seni çok seviyor dedi. Kaçtı. Tarkan sen bana dön. Gel dedi, sarılalım. Sarılmadım. Sıkıntı orada. Hikaye orada başlıyor. İttirdim böyle. Ay ben kötü olurum, sarılma dedim. Evet, yanlış duymadınız. Tarkan sarılmak istiyor Müjde Uzman'a ama Megastar'ı itiyor. Bir hakkım vardı, onu da kaybettim. Aynen. O yüzden bir daha kendisini görürsem diyeceğim ki benim sana bir sarılma borcum var. İttirmiştim. Onu lütfen şimdi şey yapabilir miyiz diyeceğim. Yani kapatabilir miyiz o açığı? Ben üzülüyorum diyeceğim. Öyle yani, öyle tatlı, benim kendi kendime yaptığım bir şey. Çok tatlı ama ya. O kadar şeker. Müthiş bir insan ki gerçekten.
beraber sahnelerinde unutamadıkları bir anı var mı diye merak ediyoruz. İkinizin birlikte çektiği sahnelerden en böyle eğlendiğiniz, gülmekten çekemediğiniz, böyle sizlerde güzel anısı olan hangi sahne? Biz çok hızlı çalışıyoruz. Yani evet. Şimdi çok hızlı çalıştığımız için ve genelde mesela benim müjdeli olan sahnelerimde gerçi eğlenceli sahneler de çektik. Mesela senin evinde seninle dertleştiğimiz işte ha, evet. Sen hiç küfür etmez misin dediği bana. Evet. Yok ben kimseye beddua etmem. Hayır kızım bedduadan bahsetmiyorum. Böyle okkalı bir küfür falan. Ay Alev sen. Yani orada mesela eğlenmiştik ama onun dışında çok hızlı da çalıştığımız için. Bir de galiba o çok gülmeli sahneler yani daha koptuğumuz sahneler toplu sahneler. Hmm. Birisi oradan bir şey yapıyor ya da dil sürçüyor. Herhangi bir şey oluyor. Genelde kalabalıklarda daha çok kopuyoruz. Sezon finali gelirken her ikisinin de merak ettiği şey gelecek sezon Kızılcık Şerbeti'nde neler olacağı? Seneye bizi, seneye diyorum ya. Birkaç ay sonra. Bizi neler bekliyor? Sezonda evet. Sezon finaline doğru adım adım gidiyoruz. Evet. Az kaldı. Ne çabuk geçti ya bir taraftan da yani. Değil mi? Çok acayip. Hem yıllardır birlikte çalışıyor gibi hissediyorum. Konuya yıllardır hakimmiş gibi hissediyorum. Bir taraftan da daha birinci bölüm dün gibi hissediyorum. Yani çok yani, değişik duygular içinde. Yıllarca izleyeceğiz. İnşallah öyle gözüküyor. İnşallah. Evet. Konu konuyu açıyor. Ceren Karakoç'un imzasını attığı ve Türkiye'nin çok sevdiği Nursema karakterinin kendine has bir bakışı var. Bir de bakışlar çok konuşulmuştu ilk zamanlar Nursema'nın. Nasıl çalıştın? Hani özel mi kendiliğinden gelen bir şey miydi yoksa? Ya biraz o hani kervan yolda düzülmüş. Denir ya biraz hocam yani Keçe sağ olsun çok açar verdi bana. Biraz da ben Nursema'yı hani muhafazakar bir kız olarak değil. Bence Türkiye'de baskı gören muhafazakar olabilir, seküler olabilir hiç önemli değil. Çoğu ailede baskı gören bir kız olarak yaklaştım. Kötü kötü bakıyor bana. Görmüyor musun anne? Alttan alttan kötü kötü bakıyor. Bakışı öyle onun. Yo, değil. Doğru söylüyor anne. Kötü kötü bakıyorum. Nursema'nın yüreklere işleyen o meşhur bakışı nasıl çıktı? Biraz da kendiliğinden çıktı. O işte ilk duruş. Ya Ceren şuradan aradan bir o bizim ilk final sahnemiz vardır. Eve geliriz ilk. Doğan'ın istemeye evet. Kapıyı açarlar ve ilk bizi görürler. Yani hoca oradan, Ceren şuradan şöyle bir bakış ver deyince ister istemez ben de şöyle bir şey oluştu ve o gün orada dedim evet yani bu böyle. Hoca da bana hemen Ceren bak bunu koru dedi. Öyle gitti. Sonra boynu yamuk diyenler mi olmadı? Bu kız ne zaman düzelecek diyenler mi olmadı? Neyse düzeliyor. Alev ise sosyal medyanın yıldızı. Bayılıyor müjde uzman Alev yorumlarını okumaya. Alev'e peki en güzel yorumlar, en enteresan gelen okuyup böyle... Ya o kadar oyuncu olarak o kadar keyif alıyorum ki şu an yorum okumaktan. Değil mi? Ay, evet. Evet ben de. Yani DM'ye girip okuyorum. Vallahi ben de okuyorum çünkü dediğim gibi hem doğru anlaşıldığımıza eminim. Yani karakterlerimizi oturttuk. Hikayemizi oturttuk. Artık o aşamalara da geçtik ya. Yani o aylar geçti, o gündem geçti. Şimdi artık tadını çıkarma aşaması. Bir de ben hiç bu kadar gerçekten komik, esprili bir karakteri de canlandırmamıştım. Şimdi benim karaktere de biraz yakın. Yani ben hem Kıvılcım gibiyimdir hem Alev gibiyimdir. Fakat şunu fark ediyorum. Alev'i canlandırmaya başladığımdan beri ben Alev'e benzedim. Yani ben bu kadar mesela sette beni Ceren bilir. Ben şarkılar, espriler yani sette o kadar enerjiyim ki normalde böyle değildim. Şimdi Alev'in de bana kattığı bir enerji var. Tabii. Dolayısıyla şimdi yorumları okurken bunu hissettiklerini ve gördüklerini anlıyorum. Diyorlar ki sen kesin işte gerçekte de böylesin. İşte kesin şu espriyi sen mi kattın? Yani bunu beni tanımadan bilmelerine imkan yok. Bunu görmeleri çok keyifli. Bu sohbetin eğlenceli bir finale ihtiyacı var. Alev, bir şarkı olsa hangisi olurdu?
her gün farklı bir şarkıyla geliyorum sete. Ben... Herkesin ağzına bir şarkı takma huyum var. Dün hangisiydi mesela? Kendine dert etmeye değer mi? Bana buldu. Şu kısacık ömürler. Bravo. Yeter mi? Evet. Madem Alev'in şarkısını buldular, el birliğiyle birazcık dinlesek nasıl olur? Bilsen neler dönüyor şu garip dünyada. Arkadaşlık düşmanlıkla yan yana. Bazen sebep bir aşksa çoğu zaman da para. Değiştirir insanları hep işin otu falan gibi, evet. Tam alevlik. Tam. Hem de böyle birlik beraberlik birleştirici bir şarkı. Evet. Bence dizimizin de şarkılarından böyle soundtrack albüm yapılsa onlardan biri olabilir bence. Evet. Senin hatta böyle arabanın içinde söylediğin bir şarkı. Evet. Arabada da söylerim. sizin eve gelip de söylerim. Nasılsa her yerde her şeyi buyur, yapıyorum bekliyoruz. Ben rahat. Bir anda bomba gibi eve düşen yıldırım babama düşerim. Babama söyleyebilirsin mesela. Allah. Annene de söylerim. Herkes, bence herkese uyar yani. Bu keyifli sohbet için her iki oyuncuya da teşekkür ediyor. Son olarak Kızılcık Şerbeti izleyicilerine seslenmelerini istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ya biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Çok sizinle buluşmak. Son sözü size bırakıyorum Kızılcık Şerbeti izleyicilerine. Sizin sayenizde çok keyifli bir sezon geçirdik. Birkaç haftaya biz biraz tatile çıkacağız. Yeni sezonda yine sizlerle olmak ümidiyle kocaman öpüyoruz. Yine tüylerim diken diken olmakla beraber ağlayacağız. Ceren'in söylediklerine katılıyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel şeyler yaşattınız bize. Karşılıklı bu iletişimi kurduğumuz için çok mutluyum. Umarım devamı gelir. Çünkü söylediğimiz şeylerin çok değerli olduğunu biliyoruz. İnanmanın yanı sıra biliyoruz. Bunu almanız bize de çok şey katıyor. Sonuçta biz de hem bu ülkenin vatandaşı hem de birer izleyiciyiz aynı zamanda. Sadece oyuncu değiliz. Bu iletişim kurabilmek birebir çok keyifli. Hem bir oyuncu olarak çok mutluyum. Hem birlik, beraberlik, sevgi, empati, önyargıların kırılması mesajı verdiğimiz için de çok mutluyum, çok keyifliyim. Bunu aldığınız için de çok keyifliyim. Dokunabiliyorsak, dokunabildiysek ne mutlu. Umarım yeni sezonda da görüşürüz. İyi pazarlar. İyi pazarlar.